Kuzu, kuzu. Oh. Evet. Arkadaşlar, iPhone Pro 11'i aldım ve sizin için YouTube kanalım için açılışını beraber yapacağız. Hazır mısınız? Bu arada bakın, buna uygun bir de kap aldım. Kap aldım. Yaklaşık 50 lira. Bunu da beraber açacağız. Gördüğünüz gibi bakın, buna benziyor. Kapta da 3 tane delik var. Yani kameranın lenslerini gösteriyor. Neyse, şimdi hep beraber açalım isterseniz. Bakalım içinden neler çıkacak. iPhone Pro Max'ler biraz büyük. Tek elle kullanılmaz. O yüzden ben Pro 11 almayı tercih ettim. Yaklaşık 11 bin lira fiyatı şu anda. Ama her rengi de yok. Bu arada kabı neden yeşil aldım? Çünkü bu telefonun lansman rengi yeşil aslına bakarsanız. Reklam filmlerinde de gördüğünüzde yeşil. İlk defa yeşil bir renk kullandı iPhone. Evet. Şu anda heyecanla açılışı gerçekleştiriyoruz. Hazırsanız bakın, buradan jelatini çekiyorum. Böyle açılıyor. Açılıyor ve jelatini çıkarıyorum. Evet. Çiko da şu anda kadraja giriyor. Jelatini bir kenara koyduk. Jelatini bu şekilde attım. Biraz daha netleşti fotoğraf. Evet. Ve bakın, kutuyu böyle kaldırıyorum. Ve telefonumuz bu şekilde ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, bunun bir de böyle çekme, bunu böyle koymuşlar ki buradan böyle çekip kaldırın diye. Kaldırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi karşınızda yeni iPhone 11. 3 kamerası olan yeni iPhone 11. Önü de böyle. Önü de bu şekilde. Bayağı da bir ince arkadaşlar. Evet. Yine jelatinleri var. Ben mesela jelatinleri çıkarmayı hiç sevmiyorum. Önü de bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şu kabı da bir çıkarayım. Kabı da çıkardım. Bunu da böyle koydum. Evet. Kap da fena değilmiş. Gördüğünüz gibi. Şurada da delikleri var. Evet, bunu buraya taktığımızda. Evet. Gayet güzel oldu bence kapla. Ne dersiniz? Bence güzel oldu bak. Evet. Bakın arkadan böyle. Böyle. Tam da oturdu gördüğünüz gibi. Yeşil renk iPhone 11 ve yeşil kap. Çok da iyi uyuştular. Evet, kutu böyle bu şekilde. Yanda iPhone yazıyor. Yeşil rengi yansıtıyor. Şimdi içinden neler çıkıyor bir bakalım. İçinden yine her zamanki gibi işte şeyler çıkıyor. Merhaba, merhaba. İşte kılgın. İçinde bunlar var. Kutunun içinde bunlar var. Telefon yalnız ufak geldi bana ama X sesle aynı. Yani özellikler mesela X sesi oranla söylediğimizde, bir önceki model X sesi oranla söylediğimizde iPhone Pro 11 suya dayanıklılıkta 2 katı. Şarjın süresi konusunda da %40 daha fazla gösteriyor. Şimdi bakın, içinden gördüğünüz gibi kablosu içinde. Ama kablosuz kulaklık gibi koymuşlar. İşte şurada da şarj aleti var. Yani lighting kablosu var. O kablonun da dikkat ederseniz bayağı bir ilave bir şeyler eklemişler. Fiş gibi böyle girmiş buraya. Gördüğünüz gibi diğer XS'de falan bunlar yoktu. X'de yoktu. Neyse, gayet güzel. Burada bu bölüme de bunu koymuşlar. Bu da bakın, enteresan bir şey olmuş. Arkadaşlar, Type-C giriş olmuş. Gördüğünüz gibi Type-C giriş olmuş. Diğer girişler nasıldı?
Bakın bu XS ve X'lerin, XS veya diğer telefonların şarjı. Bunun şarjı bir kere şekil olarak da değişmiş gördüğünüz gibi. Ve Type-C giriş olmuş. Bakın bu USB girişti. Bu eski fişler. Bu Type-C giriş. Yani her şarj cihazı artık Pro 11'i şarj etmeyecek. Demek ki bunun empedansına uygun bir kablo yapmışlar. Yani adam diyor ki benim bu 11'i diyor, ürettiğim telefonu bunlarla şarj edebilirsin diyor. Bunlarla edemezsin kardeşim diyor. Yani çünkü bunu şarj edebilecek ve pil ömrünü uzun tutabilecek özellik bu işte şeyde, Lightning kablosunda ve bu fişte diyor. Adaptörde diyor. Her neyse işte yani. Enteresan. Bakın bu buraya giriyor. O yüzden buraya Type-C girişi olduğu için buraya şey takmışlar. Bakın onu da açayım. Şunu şuradan açıyorum. Evet. Şunu şuradan açıyorum. Şöyle. Şunu da şuradan açıyorum. Mesela bunu kimse anlatmamıştı. Ben ilk defa gördüm. Gördüğünüz gibi Type-C giriş. Şimdi diyeceksiniz ki bakın buna da çok güzel bir aparat yapmışlar. Bununla böyle uğraşmışlar, buna aparat yapmışlar. Çok acayip. Evet. Şimdi yaklaşık bu da 1 metre boyunda bir kablo. Bakın arkadaşlar. Type-C giriş şu. Gördüğünüz gibi Type-C giriş. Bu da iPhone'a giriyor. Telefona giriyor. Telefona giren uç. Telefona giren uç değişmemiş. Aynen bakın. Bu eski, bu yeni. Çıkmıyordu. Telefonu yaralayacağım ha. Arkadaşlar öyle bir kap yapmışlar ki çıkmayan bir kap. Şimdi açalım bakalım açılışta ne olacak? Açalım mı hep beraber? Evet bir bakalım açalım telefonu. Böyle sağ tarafa basıyorsunuz. Dediğim gibi X ve XS de aynı boyutta. Gayet güzel. Tam böyle ele sığıyor. Tek elle kullanılabiliyor. Her zamanki gibi burada da Hello çıkıyor. Evet. Tekrar kapatmak istediğimizde de ne yapıyoruz? Yine aynı XS'de olduğu gibi bir açma kapama, ses açma kapama düğmesi var burada bakın. Burada bir ses açma kapama düğmesi var. Oraya basıyoruz. Bu taraftaki de kapama düğmesine basıyoruz. Beraber basıyoruz ve gördüğünüz gibi kapanıyor. Evet şöyle bir baktığımızda burada yine ses çıkışlarını görüyorsunuz. Lightning kablosunun girişi, güç kablosunun girişi ve kulaklığın girişi. Ondan sonra bunlar da mikrofon. Şurada iki tane küçük mikrofon var görüyorsunuz. Ondan sonra şöyle bakıyorsunuz. Kenarları yeşil, arkası yeşil. Yeşil ama çok güzel bir yeşil. Şurası çok tatlı olmuş. Yani şu üç kameranın böyle kare içerisinde olması çok güzel olmuş. Biraz daha X ve XS'e göre daha değişik olmuş kaplaması. X ve XS'de biliyorsunuz camdı arka taraf. Buradan görüyorsunuz. Üst tarafta bir şey yok. Üst taraf gayet güzel. Kıvrımları da güzel. Şurada da işte şeyler var. Ön kamera var. Ve buradaki ses çıkışı var. Telefon bu kadar arkadaşlar. Yeni bir cihaz aldığımızda şöyle tutayım. Şöyle tutayım. iPhone Pro 11'i hep beraber açtık. Artık bundan sonrası kullanmaya kaldı. Ben eski telefonumla yenisini yan yana getireceğim. Ve birbirlerini görecekler. Birbirlerinin bu şekilde aktarımı gerçekleşecek. iPhone Pro 11 şu ana kadarki en iyi iPhone modeli diyebiliriz. Pro Max ile iPhone Pro 11 arasında da çok büyük fark yok. Sadece
boyutları büyük. O mesela şu kadar daha fazla, şu kadar daha fazla. O da mesela tekerle kullanılmıyor. Bu tekerle kullanılıyor. Gördüğünüz gibi şuradan şuraya kadar böyle kaydır maydır bunları yapabilirsiniz. Dediğim gibi Pro Max ile Pro 11 arasında hiçbir fark yok. Sadece boyut farkı var. O biraz daha büyük. Bunun dışında da gayet bütün özellikleri aynı. Evet. Ben birazdan telefonumu kuracağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen lütfen abone olun kanalıma. Şurada da olabilir, şurada da olabilir. Bakın ya burada abone olmalı butonu ya da burada. Ya şurada ya da şurada. Evet. Hoşça kalın.